arkadaşlar, değerli dostlar, Zerdeş TV'nin yorum analiz programında tekrar bir aradayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Değerli konuğum sevgili Örfü Pervane, serbest gazeteci arkadaşımız. Onunla bugün ele alacağımız konu Orta Doğu'nun bu genel gidişatına dair ne oluyor, ne bitiyor? Onu ele almaya çalışacağız. Oradan savaşın Kürdistan coğrafyasındaki olası durumuna bakacağız ve oradan da özellikle de Kürt Örgütleri Hareketi'nin Kuzey Kürt siyasetiyle Türkiye Devleti'nin yine en azından yaratılmak istenen bir durum var. O nedir, ne değildir, neler konuşabiliriz? Bu konuda kendisinin görüşlerine başvuracağız. Değerli hocam, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Kemal Hocam. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisin. Teşekkürler. Öf hocam, biliyorsunuz bir yılı geçkin bir süredir gerçekten Orta Doğu her geçen gün gündemin yani netleşemeyen bir süreç içerisindeyiz. Ama bir de gerçekten hem ekonomik olarak baktığımızda hem siyasal olarak baktığımızda çok ciddi gelişmeler var. Bu bir yandan İşte bu egemen güçlerin veya emperyalist güçlerin Orta Doğu yeniden şekillendirme süreci, bir yandan İsrail'in 1947'den başlayan ve devletleşme isteklerinin yine de Orta Doğu temelli baktığımızda hem kendini üreten hem kendini gerileten bir tavır içerisinde devamı var ve 7 Eylül noktasında da yeni Ekim noktasında da baktığımızda yeni gelişme süreci var. Ama geldiğimiz noktada sanki 1947'den beri sürdürülen savaşın artık sonunun getirilmesi gerektiği mantalitesiyle hareket ediyor İsrail. Bunu da şuradan görüyoruz. İslam'daki o karşı çıkışın bariz kaynağı olan İran ve İran'ın proxy güçlerinin üzerine yapılan bu baskı ve bu liderlerinin öldürülmesi, işte Lübnan'a giriş vesaire de bakıldığı zaman yeni bir aşamaya girilmiş olduğunu görüyoruz. Böyle bakıldığı zaman nereye gidiyoruz? Bu konuda bize neler söyleyeceksiniz Orta Doğu geneli için? Buyurun. Kemal Hocam, şimdi çok konuşuluyor. Biz gerçekten bize yakın bir yerde bütün bunlar cereyan ediyor. Yani Kürdistan hemen yanı başında bu olaylar oluyor. Şimdi 7 Ekim'den başlatıyoruz. Aslında 7 Ekim'in öncesi de var. Göreceli bir durgunluk dönemi yaşandı ama yani bölgedeki gelişmeler hiç durmadı. Ama 7 Ekim'le mesela başlayan Hamas saldırılarla birlikte bir yerde biraz da sanki İsrail'e fırsat doğdu. İsrail kafasındaki planları pratiğe geçirmek için imkan buldu gibi geliyor. O gün bugündür hem Hamas'a işte sırayla Hizbullah'a tabii kendisi tek başına değil. Diğer koalisyon güçleriyle beraber şeyde Hutsilere de Yemen'deki güçlere karşı da bir savaş başlamış durumda. Dolayısıyla yani savaşın tarzı, gelişimi falan bakıldığında gerçekten birkaç tane işi beraber yapmaya çalışıldığını insan şey yapıyor, sonucunu çıkarıyor. Yani birincisi siz de anlattınız. Gerçekten dünyada bir denge değişimi var. Bir güç dağılımı, bir güç yeniden güç konumlanması var. Bununla beraber mesela Çin'in ve Rusya'nın İran'la Orta Doğu'ya yerleşmesinin önüne geçilmeye çalışıyor. Bu işin belki en temelidir. İkincisi yani bir enerji kaynakları, enerji yollarının önünün açılması hedefleniyor. Bir başka mesele İran'ın kurmaya çalıştığı bir şeyi ihlal vardı. Yani proxy güçlerle diyelim işte diğer şeyi nüfusun üzerinde egemen olma şeyi mi diyelim. Yani bir şekilde gerçekten Arap nüfusundan bağımsız İran'ın öncülük ettiği bir durum söz konusuydu. O hilal parçalanmaya çalışılıyor. Onun işte silahlanmış örgütlü güçleri dağıtılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla yani bir şekilde İran'ın kendi çeperinde kurmaya çalıştığı İran dışındaki topraklarda egemenlik arayışı baltalanmaya çalışıyor. Şimdi bununla beraber bir de şey var. Yani İran gerçekten uzun süredir nükleer silaha ulaşmaya çalışan bir güç. Biliyoruz
Uluslararası güçler, işte ABD, Batı bir şekilde bunu yaptırımlarla, işte sözleşmelerle engellemeye çalışıyorlar. İran'da aslında pek kimse bilmiyor gerçekten bunun işi neresinde? Ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu, elde etti mi, edecek mi? Hangi aşamada? İsrail biraz da bunun kendisine ciddi bir tehdit olarak alıyor. Yani nükleer silaha ulaşmış bir İran zaten bölge için, dünya için tehlikeli bir şeydir. Yani Mollalar elinde bir nükleer silah varsayalım. Kim kendisini güvende hisseder? İsrail de kendisini güvende hissetmeyeceğinden dolayı bir şekilde İran o aşamaya varmadan İran'ın o imkanlarını kırmaya, dağıtmaya çalışıyor. Bütün bunlar toplandığında tabii bunlar biraz hem İran'ın kendi ajandası hem de uluslararası güçlerin ajandası diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama İsrail tabii bu uluslararası ajandanın yanında biraz da fırsat bulmuşken kendi ajandasını da içine katarak, daha da artırarak bu fırsattan istifade ne elde etsem kar havasıyla yaymaya çalışılıyor. Yani durum bu, ama şimdi bütün bunlar yanı başımızda oluyor. Bizi etkilenmemesi imkansız. Yani şimdi saat bir sefer uluslararası güçlerin, Batı'nın, işte Amerika'nın Rusya'yı, işte Çin'i, İran'ı sınırlama girişimi hemen bizim içinde bulunduğumuz bölgede gerçekleşen bir şeydir. Hocam Orada oraya gelmeden bir şey sormak istiyorum. Bu evet. İran temelli Orta Doğu'da yayınlanmış yayılmış olan proxy güçleri de düşündüğümüz, hani söylediniz ya, yeşil Evet. hilal oluşturma, yeşil Şii hilal diyelim, Yok, daha şey mantıklı ilan. bence. Dolayısıyla Evet. burada farklı bir olgu da ortaya çıkmıyor mu? Yani bu proxy güçlerin hem Hamas özelinde hem de Hizbullah özelinde yok edilme süreci, aynı zamanda İslam arasında da Şia ve Sünniliğin de aslında karşıtlığının sonuna mı geliniyor diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü proksiler biterse İran'ın artık o yapılanmasının bir anlamı kalmayacak. Şu an sadece gördüğümüz kadarıyla Irak ve Suriye'de kalmış durumda. Bir de Yemen'de bir kısmı var ki Amerika'nın dünkü bombalamalarına da baktığımız zaman Yemen'deki de artık yani sonuçlanmak üzere gibi bir görüngü var. Böyle mesela Suudi Arabistan'ın yaklaşımı, işte Filistin beni ilgilendirmiyor yaklaşımı veya öbür 22 Arap ülkesinin çok da net karşı tavır almayışı İran'ın yeni kararlar alma sürecine sokar mı? Bu konuda nedir öngörülerin? Aslında İsrail'e veya Yahudiliğe yaklaşımda Şii mezhebinin sorunlu duruşu kadar Sünni mezhebin de bir sorunlu duruşu var. Ama İsrail artık ittifaklarıyla, gücüyle, ekonomik duruşuyla bir şekilde ve Amerika'nın bölgedeki ilişkileriyle, bu İbrahim anlaşmaları ve Abraham anlaşmalarıyla bir sürü Arap ülkesiyle arasını düzeltmişti. Aslında biraz da şeydir, yani İran gerçekten bu düzeltmeyi belki de bozmak için Hamas'ı bu işe sürükledi. Yani o normalleşme başlayacak, işte Mısır'dan tutalım bilmem Suudlara kadar bir sürü ülke İsrail'le normal ilişkiye girecek. Dolayısıyla İsrail'in bunların işte biz devlet olarak tanımıyoruz argümanını boşa çıkaracak bir süreç yaşanacaktı. İran biraz da bunu bozmak için büyük ihtimalle Hamas'ı dürttü ve Hamas bu intiharvari eyleme girişti. Şimdi bu işin bir tarafı, ama gerçekten diyelim sadece şeydir. Yani İran bu güçler üzerinde etkisi var olmasına değil. Şimdi mesela bu savaşla bu güçler kırılıyor, dağıtılıyor gibi geliyor, ama gerçekten coğrafyanın kendisi bunu üretmeye müsaittir. Yani Şiilik inanç olarak, Sünnilik de inanç olarak bir şekilde gerçekten bu tarihi meselede sorunlu duruyor. Yani Yahudileri kabul edecek bir perspektife olaya bakmıyorlar. Ya da işte İsrail Devleti'nin varlık şeyini içlerine sindiremiyorlar. Mesela bir sürü Arap Devleti tamam okey ilişkiye geçiyor, ama içsel toplumsal altyapıdan gelen bir sorun var. Şimdi bu sorunların hepsi getirilmiş bir şekilde Filistin'in özgürlüğünde açığa çıkarılıyor. Yani gerçekten Arap İslam anlayışının, işte İran Şii anlayışının bu anti Yahudi, anti İsrail duruşu bir şekilde Filistinlere büyük şeye mal oluyor. Yani bunu dışarı, devre dışı bırakılsaydık belki Filistin meselesi kendiliğinden çözülecek bir mesele haline gelirdi. Ama o kadar çok olaylar karışmış ki dolayısıyla sorun çözülmüyor. Şimdi durum bu olunca öncelikle gerçekten en tehlikeli boyutuyla İran'dan başlamak gerekiyor. Onlar da İran'dan başlamış. Yani İran'ın bu dış çeperini kırmaya çalışıyorlar.
Birinci konuşmada da vurgulamaya çalıştım. Yani bunu tamamıyla sıfırlayabilirler mi? Büyük ihtimalle mesela bu Şiilik nüfusu olduğu müddetçe var olmaya devam edecek bu sorunlar, ama İsrail'in veya Batı'nın istediği tehlike olma boyutundan aşağı çekilmesidir. Onu da başaracak gibi görünüyorlar. Çünkü gerçekten peş peşe İsrail'in bu son yöntemleri, işte liderlerin tasfiye edilmesi, işte ne bileyim bu patlatılan teknik cihazlar ve benzeri şeyle bakıyoruz. Gerçekten görev alan kim geliyorsa ikinci gün mesela bu lider kadrosu hemen tasfiye ediyor. İran'ın içinde oluyor, işte Gazze şeridinde oluyor, şurada oluyor. Yani bir şekilde kurmay aklı yok edilince geriye örgütsüz ve lidersiz güç kalacak. Tamam, o da İran için veya İsrail için bir tehlike ifade edebilir. İleride tekrar toplanabilir ve yeni lider çıkarabilir. Ama eskisi gibi güçlü bir pozisyona gelmesine izin verilmeyecek gibi bir şey anlıyorum ben bu durumdan. Peki Örfi Hocam, şimdi buradan diyelim ki proksiler dengelendi ve İran'dan kendi içsel bir dönüşüm beklentin var mı? Yani çünkü işte Pezeşkian'ın Güney Kürdistan'a gitmesi, kendi eski cumhurbaşkanlarının işte bir kaza sonucu gitmesi, Türkiye ile ilişkiler, Rusya ile ilişkilere bakıldığı zaman yani kendi iç dönüşümleri olma olasılığı var mı? Buna İsrail fırsat verebilir mi? Çünkü Pezeşkian'ın bir konuşması da var. Yani olası böyle bir savaş beklentisi var. İşte bu savaş sonucunda da İran'ın 5 ayrı ülkeye bölünmesine dair bir açıklama yaptı. Yani bu sanki kendi içinden varsayalım ki federatif bir yapıya geçerse İsrail duracak mı? Veya batılı güçler artık onun üzerine gitmeyi durduracak mı? Bu konuda böyle neler söyleyebilirsin hocam? Ya iç dönüşüm mümkün mü değil mi? Aslında dünyanın her yerinde iç dönüşümler mümkün. İran için de bu mümkün. Ama insan var olan resme baktığında öyle bir akıl görmüyor. Çünkü gerçekten Orta Doğu'daki rejimlerin çoğu gücü elinde bulunduran kesimler diğer kesimleri yok sayıyor. Bütün haklarını ellerinden alıp baskılamaya çalışıyorlar. Şimdi böyle olunca onun yerine geçecek ikinci bir güç çıktığında mesela o da aynısını, o da intikamvari bir siyaseti izleyerek bu sefer diğer gücü ezmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir türlü işler Avrupa'da anladığımız şekilde bir rahatlığa, işte kendisini yürüten bir sisteme kavuşmuyor. Yani İran'ın kendi içindeki huzursuzluğu, rahatsızlığı, toplumun buna karşı tepkisini bir sürü olayda gördük. Mesela Jina Amini olayında gördük, daha önceki isyan olayında gördük mesela. Belucilerin olayında insan görüyor. İran ama gerçekten ceberut bir rejim kurmuş ki dolayısıyla dış müdahale olmadan kendi içinde bu dönüşümü yapabilme kabiliyeti bence sergilenemez. Yani mümkün değil mi? Mümkündür tabii ki. Yarın da toplanıp bir karar alabilir. Bundan vazgeç. Ama gerçekten o molla kafası, işte Hemeni'den kalma ideolojik yaklaşım bütün bunlara engeldir. Dolayısıyla diğer kimlikleri yok saymaya ve çağ dışı bir rejimi yaşatmaya Ama çalışıyor. Şimdi Şah taraftarlığı düşünceleri de ufak ufak çıkmaya başladı. Yani tamam, Şah önceleniyor belki ama evet. yani Belucistan'daki durum, Kürdistan'daki duruma bak ve Azerbaycan durumuna bakıldığında böyle bir oluşum mümkün görmüyor musunuz? Ya bilmiyorum. Mesela sanki Şahlık kurumu, Mollalık kurumundan daha ileri bir kurum mudur? Değildir. Tamam, Yok, Şah'ı o devirip anlamda bir söylemiyorum. Yani bir evet. karşıtlık üretme. Çünkü İran devletinde karşıtlıklar üretilirse dönüşüm oluyor. Yani halk çok da burada şey değil, görünmüyor. O fay hatları zaten var yani. Şimdi İran'ın kendi içinde yeteri kadar fay hattı var. Tek başına Şiilerden oluşan bir nüfus değil. Perslerden oluşan bir yapısı yok İran'ın. Yani İran uzmanı değiliz tabii insan, ama gerçekten Kürtlerin varlığı belli, Belucilerin varlığı belli, Azerilerin varlığı belli, Araplar var orada. Normal Sünni Müslümanlar var. Şimdi bütün bunların üzerinde şu anda egemen tek güç Fars egemenliğine dayalı Molla rejimidir. Yani bu Molla rejimi gerçekten ne kadar götürebilir bunları? Diyelim bu fay hatları yetmiyor mu bu sistemi şey yapmaya? Şimdi bunların bu fay hatlarının gerçekten ortaya çıkması için
Belki de dış bir gücün devreye girmesi gerekiyor. Şimdi olay oraya gelmiş durumda ama gerçekten böyle bir müdahale olacak mı? Böyle bir müdahale planlanıyor mu? Yoksa yani bildiğimiz gibi Amerika ile İran işte Batı'yla Fars çelişkisi uzun yıllara dayanan bir çelişkidir. Sürekli de olduğu olacak işte yaptırım var işte bilmiyorum atom enerjisine dönük gözlem şeyleri var işte nükleere ulaşmamaya dönük yaptırımlar var işte dış alımı sınırlanıyor işte ithalatı ihracata engel konuluyor. Bir sürü şey var ama bütün bunlar halen içerideki o durumun değişmesine işte üstten bir dönüşümün sağlanmasına yetmiyor. Ama buna rağmen de mesela İran bununla da yetinmiyor. Bu sefer bu içerideki durumunu korumak için sürekli dışarıya şiddet ihraç ediyor. Yani Orta Doğu'yu gerçekten bu şiddetli haline getiren ögelerin başında neredeyse İran geliyor. Şimdi bunu mesela kendi içinde dersen ki işte çözer mi? Ben o olasılığı çok şey görüyorum. Öyle bir şey imkan dahilinde şimdilik görünmüyor. Tabii şey Peki hocam. tehlike kapıya dayanlar şimdiki Türklerin yaptığı gibi. Aman tehlike geliyor dışım deme dönüp yeni kararlar alalım falan derler mi? Tabii o kapıyı insan %100 kapatamaz ama bence biraz zor gibi. Peki hocam, bir de şuradan bir şey sormak istiyorum. Şimdi İsrail'in Lübnan öncesinde Hizbullah'ın bütün kadrolarını yok etmesi, ki Hizbullah görebildiğimiz kadarıyla son 20 yılda 22 yıl aynı liderle Hasan Nasrullah'la 30 yıldan daha fazla bence. 30 yıldan 80'lerde. daha fazla. Bu Hamas'ı veya Hizbullah'ı farklı kılmıştı Lübnan'da. Ordulaşma var, parlamentoda var, yani karar süreçlerinde etkili. Dolayısıyla yani belki de tam bu savaşın direkt Hamas'la beraber karşıt koymayışı aklıma şunu getirmişti. Yani siyasallaşmaya geçiş yapabilir Lübnan'da. Belki iyi de olurdu. Bilemiyorum tabii. O, çünkü parlamentosunun oluşması, biliyorsun, kendi başka dengeler var. İşte Müslümanlar, Hristiyanlar, şunlar bölüştürülmüş bazı bir yapılar var ve güven de artıyordu aslında Nasrallah'a. Tam da bu noktada yani savaşı önceleyerek sadece ordu değil, silahlı boyutunu değil, bütününü yok edince İsrail başka bir olgu çıktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla İran'ın geri çekilebilmekten başka bir seçeneği kalmadı diye düşünüyorum. Tam o noktada İsrail Suriye'ye saldırmak istedi. Ki Suriye'nin de korumasını yapan aslında bir anlama, değil mi? Hizbullah birçok boyutuyla destek olmuştu Suriye'ye. Suriye de şeysiz kaldı, desteksiz kaldı. Tam bu noktada Rusya diye bir değer var orada şimdi. Rusya'nın İran'la ilişkileri iyi, İsrail'le ilişkileri iyi, çok ilginç bir şekilde. Böyle bakıldığında yani ABD, İsrail, İran ve ABD şey alanında, Suriye alanında baktığımızda yani Esad'ın gitmeyeceği garantisi var mı? Veya gitmese ne olur? Oradan da Kürdistan noktasına geçebiliriz diye düşünüyorum. Nedir bu? Yani İsrail devam edecek mi? Yani Suriye'yi dener mi? Rusya'ya rağmen. Ya Suriye'yi dener mi? Nereye kadar dener? İşte mesela Golan meselesi var, BM kararı var oradan çıkmasına dair. Ama İsrail'dir gerçekten fırsatı yakaladığında sürekli bir adım atıyor, bir yerlere konumlanıyor. Ondan sonra o yeni adımdan dolayı eski bütün adımlar sanki artık kazanchanesinde artık tartışılmıyor. Şey Birazdan söyleniyor, yani ABD seçimlerine kadar ne yaparsam kârdır gibi bir şey, anekdot da anlatılıyor bu noktada. Yani şimdi Esad bir şekilde biraz normalleşme sürecine girmişti. Gerçekten Suriye iç savaşı durma noktasına geldi. Diyelim sadece bu İdlib'teki güçlere dönük şey vardı. İşte Türkiye'nin korumasındaki güçler vardı. Bize yani Kürtlere daha Esad'ın şeyi tam normalleşmeyi kabul etmemiş bizimle ama onlara dönük yani eskisi gibi o 2011-15'lere kadar işte gitti gidecek pozisyonu değil. Bir sürü Arap ülkesi ilişkilerini kesmişti işte seni ta resmi devlet düzeyinde şeylerini sıfırlamıştılar.
O normalleşme tekrar başlanmak üzere veya bir sürü şekilde başladı. Ama bir şekilde gerçekten İsrail şey yaparken İran'a vurmaya başlarken İran'ın bu kollarına İran'ın Suriye içinde ciddi bir gücü var. Yani Esad'ı ayakta tutan en önemli güçlerden birisi de İran'dır. Hem kendi güçleri Haçlı Şabi gibi milis güçlerle şey hem de Hizbullah'ı oraya kaydırarak iş yapmaya çalışıyordu. Şimdi Hizbullah savaşa girince Hizbullah sadece Lübnan'da değil halen bu tarafta da var. Ne kadar gücünü nereye dağıttı, nereye çekti o konuda insan %100 bir şey söyleyemez ama dolayısıyla İsrail için yani bu güçler nerede konumlanırsa orada hedef durumundalar. İşte İran Büyükelçisi'nin yanında konumlanmıştı. O Büyükelçiliği vurdu Şam'da. Günümüzde de mesela İran bağlı milisler var sağda solda. Oraları bombalıyor. Bu nereye gider? Rusya mesela dediğin gibi gerçekten İsrail saldırısı konusunda bir şey demiyor. Suriye mesela buna cevap bir şey veremiyor ama aynı anda çıkıp işte kuzeydeki veya işte İdlib'deki diğer radikal güçlere hava saldırısı düzenleyebiliyor. Yani biraz gerçekten şeye benziyor. Bir ara bu Suriye İç Savaşı'nda kim nedir, kim neyle ilişkisi vardı? Böyle insan o bağları kurunca anlaşılmaz bir şey çıkıyordu. Şimdi fazla o kadar aşırı Suriye İç Savaşı gibi aşırı güçler yok ama gerçekten bir sürü el var, bir sürü güç var. Hem bölge hem bölge dışında. Hem resmi hem de resmi olmayan paramiliter güçler var. Herkes bir şekilde birileriyle hamle yapmaya çalışıyor. Sonuç nereye varacak? Bu düzelecek mi? Aslında yani bir şeyi başlatmak biraz rahattır ama sonunu belirlemek gerçekten belki kimsenin elinde değil. Artık gidişat nereye götürürse Esad'ın düşüşü mü işte Molla rejiminin düşüşü mü işte ne bileyim haritanın parçalanması mı değişmesi mi önü açık. Ön nereye kadar gider artık İsrail seçimlere gidinceye kadar yapabileceğini yapmaya çalışıyor. Bunu da zorlayarak yapmaya çalışıyor. Tabii Amerika seçimleri devreye giriyor. Amerika kendi iç politikası, iç dengelerini gözetlemek zorunda. İran'a verilecek misilleme cevabının ölçüsünü, sınırını biraz dengelemek zorunda. Bir sürü el, bir sürü etmen olayın içinde ve gerçekten biz de sadece izliyoruz. %100 böyle olacak veya böyle olacak ihtimalleri şimdiden kestirmek biraz zor. Rusya mesela ham şeyin en başat koruyucusu Esad'ın veya Suriye rejiminin şimdi bu saldırılara karşı sessiz. Rusya ile İsrail arasında ilişki ne boyutta, hangi derecede ne yapıyorlar? Yani biraz karmaşık bir tablo çiziyor ama olan o. Bence birilerinin bunu gerçekten baştan planlama imkanı yok. Bir şey başlamış, o artık selin kendisi nereye giderse, geriye ne bırakırsa, neyi alıp denize ulaştırırsa Örfi hocam, sonuç böyle bir şey çıkacak. bu noktada sana katılamıyorum. Niye? Aslında çok güzel bir noktaya geldin. Belki bunu tartışmamız gerekiyor. Bilemiyorum tabii nereye çıkacağız ama şimdi emperyalist güçlerin programının belli olduğu en azından benim kafamda net. Bir, Orta Doğu tamamen ele geçirilmek isteniyor. Siyasal olarak ve ekonomik olarak. Yani ekonomik olarak belli. Sizin de bildiğiniz gibi bu Çin'in oraya girmesi, Rusya'nın orada olması, ABD'nin orada direnmesi, yani öyle bir noktaya geldi ki bunlar tam oturma aşamasında bahsetmiş olduğumuz öbür güçler devreye girdi. İşte Suudi Arabistan beni ilgilendirmez dedi, Mısır beni ilgilendirmez dedi. Ama öte yandan Türkiye, Irak ve Suriye diken üstünde. Ama ona rağmen söz almak için Türkiye konumlandı Suriye gibi bir yerde. Yani Suriye'de şu an dediğin gibi o kadar karmaşak durum var ki. Şimdi Rusya'yı düşün, Suriye'yi koruyor, Türkiye'ye destek oluyor, ara sıra SDG'ye göz kırpıyor, ABD'yi itiyor, İsrail en başat şeyi ona bir şey demiyor. Ama bir taraftan da Akdeniz'de kalması gerekiyor. Yani çok karmaşa. Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. SDG'ye temelinde bakıldığında 50 hatta 80 ülkenin ortaklaşa bir mücadelesinin partneri. Ama TC tepesinde Suriye iktidarı onu dışlıyor. O kendi içinde bazı işte KDP'nin ENKS güçleri dolayısıyla sıkıntı. ÖSO yine Kürtlerin içinde yer almasından dolayı büyük bir şey.
Ama bakın herkes orada. Yani yarın öbür gün bir şey olduğunda bilmiyorum deme imkanı yok hiç kimsenin. Çünkü herkes orada. Türkiye şimdi tam bu noktada Lübnan'a girişiyle beraber bir korku yaymaya başladı. Dedi ki işte İsrail'in hedefi artık biziz. Fakat bunu söylerken İdlib mesela hiç gündemleşmedi. Biz bunu konuşurken hep İsrail'e saldırır mı saldırmaz mı hep o boyutu tartışırken ki bana göre imkansız bir şey. Ama tabii konuşurlar yine de nereye gider bilmiyorum. Bakarsın Rusya ile ortaklaşım Türkiye'ye de saldırabilir. Bilmiyorum tabii. Bu sadece bir şey. Düşmanı ne diyorlar? Şeytanın şeyi. Ama kimse İdlib'i tartışmadı. Kimse Afrin'i tartışmadı. Böyle bakıldığı zaman yani Türkiye bu adımı atarak bunu eleştirmeme noktasında başarılı oldu mu sizce? Çünkü halen işte Esad'la bir şekilde diyalog kurulduğunu veya kurmak istediğine dair de bir şey var, durum var. Böyle bakıldığında bu İsrail, Türkiye ve Suriye temelli bakıldığında ki Türkiye NATO ülkesi bir de onu da unutmadan. Nasıl bakalım bu noktada hocam? Ya birincisi Türkiye NATO ülkesi ama gerçekten kaç NATO ülkesi şu anda Türkiye'yi bu gelişmelere ortak ediyor, olayın bir parçası olarak içine alıp danışıyor veya istişare ediyorlar veya planları paylaşıyorlar. O konuda emin değiliz. Biraz dışlanmış bir NATO ülkesi gibi duruyor kenarda. İkincisi Türkiye mesela bir korkusunu açıkladı. Korkuyu da şeye dayandırdı. Yani İsrail işte Lübnan'a girdi, Suriye'ye yaklaşacak. Orasıyla bize kadar geliyor. Tehlikede biz varız. Bu dillendirilmiş bir korkudur ama korkunun kendisi bu değil diye düşünüyorum. Onlar şeyi biliyorlar. Yani gerçekten orada olaylar karışınca yıllardır mesela 100 yıldır statüden mahrum edilmiş Kürtler var. Kürtler büyük bir nüfus. Kendi toprakları üzerinde yaşıyorlar ve bu gelişmeler Kürtlere ön açacak. Yani imkan sunacak. Dolayısıyla aktör olarak piyasaya sunacak. Asıl tehlikeyi bunu görüyorlar ama bunu söylemekten imtina ederek tehlikeyi İsrail olarak. Çünkü İsrail tehlike göstermek sosyal zeminde alıcısı var. Ve bunu alabildiğince propaganda ediyorlar. Yani gerçekten yani 6-7 milyonluk İsrail Türkiye'nin neresine gelecek diyorlar. İşte iki nehir arası Dicle Fırat işte vaat edilmiş topraklar bilmem ne. Evet. Bu 6-7 milyon nüfus da hangi toprağa yerleşecek, ne yapacak, nasıl Yahudileştirecek? O da işin başka boyutu. Yani şimdi İsrail'in böyle bir projesi, hedefi var mı? Çok zor. Dediğim gibi yani İsrail yıllardır 48'de itibaren kendi küçük coğrafyasında sorunsuz var olmaya çalışıyor. Ona bile müsaade edilmiyor. Şimdi işi yok. Gelip mesela Suriye'yi, İran'ı, Irak'ı, Türkiye'yi, Kürdistan'ın hepsini yutacak bir plandan bahsetmek lazım. Saçmalığın daliskası. Ama dediğim gibi Türkiye'nin asıl korkusu gerçekten yani sadece İsrail meselesi değil. Şimdi İran'la bir savaş kapıya geldiğinde İran'ın içinde ciddi bir Kürt nüfusu var. Bu Kürt nüfusu zaten huzursuz, zaten haklar elinden alınmış, zaten resmiyette baskı altında. Dolayısıyla silahlı muhalefeti var uzun zamandır. Sivil toplum rahatsızlığı var. İşte yeri geldiğinde bu Jinami'de bahsettiğim orada gibi bir gerçekten en hızlı bir şekilde toplumsal olarak katılıp tepki verebilecek potansiyelde. Dolayısıyla mesela öyle bir aşamada, öyle bir gelişmede bu İran'daki Kürt nüfusunun ciddi bir partner olarak Rojava gibi ortaya çıkması tehlikesinden korkuyor Türkiye. Eğer mesela o olmasaydı Türkiye büyük ihtimalle işte o bahsettiğimiz NATO ortaklığı gereği bu işlerin içinde yer alırdı ve direkt İran'a karşı kendisi de pozisyon alabilirdi. Pozisyon almak istiyor ama bu karttan dolayı, bu meseleden dolayı ürküyor, korkuyor işte çünkü şey kontrol edemeyeceğinden korkuyor. Olayların nereye varacağından korkuyor. Yani şimdi bir sefer dedik ya sen dedin işte Amerika'nın veya emperyalinin veya Batı'nın bir planı var. Yani tamam büyük ihtimalle o çekmecelerde bir plan var. Orta Doğu'ya yeni bir format çekilmeye çalışıyor ki bu formatta ta 90'lardan itibaren insan görüyor. Rusya'nın yıkılışından itibaren devrede. Yani bu Körfez Savaşı'yla olan bir şeydi, bu Afganistan'la olan bir şeydi, bu Arap Baharı'yla, Suriye Savaşı'yla olan bir şey. Ama her hamlede
Orada hiç hesapta olmayan güçler olarak Çıkıyor. Kürtler bir şekilde sahneye çıkıyor ve satranç tahtasına yer alıyorlar. Mesela Körfez Savaşı, Saddam diktatör olarak hedeflendi. Saddam gider gitmez Suriye gibi bir yerde, mesela Irak gibi bir yerde ki Güney Kürt hareketinin uzun tarihe dayalı söylemi şeydi. Irak'a demokrasi, Kürdistan'a otonomi. Evet. Otonomiyi aşan bir şekilde resmi bir federe devlet yapısıyla Irak'ın bir parçası olma şeyinde statüsü kazandılar Güney Kürtleri. Kaç Evet. sene sonra Suriye olayları başladı ki Rojava Kürdistan'ın küçük parçasıydı. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Rojava'da Kürtler çıkacak, işte Arapları yanına alacak, işte yeni bir dizaynla Suriye'nin üçte birini kontrol edecek bir siyasal askeri organizasyon kuracaklar. Bunda da mesela ortaya çıktı. Şimdi üçüncü dalgada İran'da da öyle bir şey olursa, üç parçada en küçüğünden başlayıp Suriye, Rojava ve Irak Kürtleri birer statüye kavuşuyorlar. Sıra nerede? Sıra Türkiye'de. Şimdi öyle bir üç parçada statü kazanmış Kürtler varken, yani Rojava'da federal veya özerk, Güney Kürtistan'da federal, işte İran'da federal, özerk veya bağımsız bir yapıya kavuşmuş Kürtler varken, Kuzey'in 20-30 milyon Kürt nüfusunu Türkiye'nin bu haliyle yönetmeyeceği ortada. Türkiye'nin aslında İran parçasından sonra asıl korkusu bu ve bu korkuyu dışa vuruyor. Bence son hezeyanları da biraz buna dönüktür. Yani bu Kürt dalgasını nasıl engelleyebiliriz, nasıl önüne geçebiliriz, nasıl kendimizle barışık bir şekilde başka yöne kanalize ederiz diye düşünüyorlar diye bakıyorum olaya. Peki hocam, biraz daha derinleştirelim. Şöyle ki yani dünya orada savaşırken, bütün herkes de oradayken, tabii her şeyde bu özellikle de Kürdistan coğrafyasında olduğunu unutmadan ben bunu söylemek istiyorum. Kürtler de kendi çapında bir şeyler yapıyor. Yani onlar da boş durmuyor, beklemiyorlar. Bir şekilde iletişim kurarak uluslararası olsun, kendi içinde bulundukları devletlerle ilişkileri vesairesi, başat iki olay daha gelişiyor Kürdistan'da. Yani bir taraftan dediğiniz gibi Güney'in o federatif yapısını koruyabilmesinin koşulu Türkiye'nin işgaline rağmen, bir taraftan Rojava'da işte ayakta durma süreci, aynı zamanda bir de uluslararası kabul gören adımlar da atmaya çalışıyorlar. Mesela birincisi, Rojava'da mesela şey olduğu zaman, bu anayasa niteliğinde bir sözleşme, toplumsal sözleşme açıklandığı zaman herkes dedi ki ya tamam, bu statüye gidiyor. Demek ki bazı adımlar var. Veya en son seçim için gün belirlemek istediler. ABD dedi ki henüz vakit gelmedi. Dolayısıyla yani daha çok da görebildiğim kadarıyla NKS'yi de o seçim sürecine katma isteğinden dolayı ve Rojava'daki seçimi Afrin'de dahil edilerek, yani bir seçim bölgesi gibi algılandı. O geçti, şimdi güneyde bir seçim sürecindeyiz. Güneydeki seçim süreci de belki de son 30 yıldır olmasını düşündüğümüz ama gerçekleşmeyen, biri çalışabilir, karar verebilir bir parlamentonun oluşma süreci gibi bir şey var. Yani Kürtler de kendi mücadelelerini veriyorlar bu noktada. Böyle bakıldığında, yani bu bütün bu karmaşanın içerisinde bu seçimi de baz alarak Kürtler ne yapıyor, nereye gidiyor? Yani kendileri açısından baktığımızda Kürtlerin gidişatı bu karmaşada görünür kılıyor mu Kürtleri? Ne dersin bu noktada hocam? Ya Rojava'yı aslında tam mesela şey yok. Tehlikeye atatmış bir yapı ortada olmadığı için Evet. belki seçimlerin de ortamı yok gibi insan düşünebilir. Yani tabii ki seçimler olsaydı gerçekten demokratik bir düzende siyasal bir yapı seçimde iş başına gelmiş daha kabul görecek bir yapı olarak ortaya çıkabilirdi. Ama Amerika'nın itirazları veya söylemleri, bir de reel şartların durumu, gerçekten Türkiye bombalarken işte o tehlike, o kapısı oradayken, dolayısıyla yani olağanüstü şartlarda Ama bir seçimi anlamda da hep askeri bir ortakmış gibi duruşu da, dediğiniz gibi belki bu boyutuna da bakabiliriz. yani bir sürü ülke diyelim
Bir sürü ülke, bir sürü durumda insan bunu görebiliyor. Gerçekten olağanüstü şartlarda seçimden feragat edebiliyorsun, demokrasiden feragat edebiliyorsun. Belki de askeri bir yapıyla işleri götürebilirsin. Ama bu demek değildir ki mesela ilebet böyle olacak. Gönül isterdi ki mesela gerçekten Rojava'daki askeri yapının işte dünya kamuoyunda tanınırlığıyla bilinen işte General Mazlum diyoruz, işte YPG şey diyoruz, YPG diyoruz veya Suriye Demokratik Güçleri diyoruz. Bunlar hepsi askeri ifadelerdir. Diğer taraftan mesela PYD var, siyasi bir parti. Onun gibi diğer irili ufaklı diğer küçük partiler de var. Ama gerçekten demokratik bir seçimde, demokratik bir düzende bütün bunların katılımıyla yasal onay almış bir siyasal otorite ortaya çıkmış olsa çok daha başka bir şeye evrilir. Yani hem içeride sen bunu yasal onaya çeviriyorsun, dışarıda da uluslararası prosedür gereği artık siyaseten siyasi bir profil ortaya çıkarıyorsun Evet. dünyanın karşısına. Öyle bir şey olsaydı çok daha faydalı olurdu ama bunun olmaması o kadar da kötü değil. Çünkü gerçekten şu anda halen savaş ortamında, savaş şartlarını yaşayan bir parça. Ama ilerisi için olmayacak diye bir şey yok. Yani dolayısıyla şimdi şey için Afrin'in de buna dahil edilmiş olması o zaman için olması gereken de bu. Yani şimdi bu Afrin nüfusunun çoğu halen Şeba gibi yerlerde şey kamplarında halen yaşıyor yani. Kampta dahi olsa bu nüfusun kendi iradesini göstermesi gerekiyor. Seçime bir seçim bölgesi olarak katılması kadar doğal bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bunu bu şekilde ele alırsan Afrin'den de vazgeçmediğini bir şekilde beyan etmiş oluyorsun. Rojava için böyle diyelim. Umarım ileride bilmiyorum ertelediler daha tarih mari yok ama Evet. herhalde bu tehlike aşamasında kimse seçimle uğraşmaz Rojava için. Evet. Güneyde 2 gün sonra seçim olacak. Evet. Bugün sanırım zaten bir ön seçim vardı. Özellikle güvenlik güçlerinin katıldığı bir seçim. Bu seçimler bildiğiniz gibi mesela ertelenmiş seçimlerdi. Uzun süredir mesela ertelemeye çalışıyorlar. İki Seçim senedir he. şartları anlaşması yoktu. Biraz da bir mecburiyet gereği yaptılar. Ama izlediğimiz kadarıyla gerçekten çok demokratik bir ortamda, yarış havasında herkes kendi kürsüsünü kurup bu konuşmasını yaptı. Kendi politikasını dile getirdi. Karşı tarafı eleştirdi. Bakalım seçimin sonucu ne olacak? Gerçekten böyle köklü değişiklikler beklememek lazım diye düşünüyorum ama Burada benim buruklukla karşılaştığım şey şu. Yani 30 yılda kendi seçimlerini oluşturamayacak kadar çünkü dikkat edersen Irak merkezi hükümetinin öncülüğünde yapılıyor. Bu da başka bir burukluk olarak bir kenarda tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu ya o sadece seçim. gelişme Kürtlerin kendi aralarındaki o parlamentoyu oluşturabilecekler mi? Gerçekten o karar merkezi oluşturma olasılığını nasıl görüyorsunuz hocam? Eğer sağlıklı bir demokratik mücadele olarak görüyorsanız. Ya şimdi sadece şey için önce bu seçimi denetleme gücünün Irak'ta olması veya o merkezin Irak'ta olması olayı yani normalde gerçekten biraz da federal yetkililere müdahale gibi algılanıyor. Sadece bu anlamda değil. Mahkeme kararlarıyla birkaç başka boyutuyla sürekli merkezi Irak bu federal hükümetin ve federal bölgenin yetkilerini türpülemeye çalıştı. İnsan onu görüyor. O da mesela gerçekten bu iki partinin kendi arasında zamanında doğru bir şekilde ya da demokratik taamüller gereği iş yapmamasıyla kaynaklanan bir şeydi. Bunlar sürtüşürken Irak aradan karlı çıkmanın yollarına baktı. İşte merkezi otoriteye devşirdi bazı güçleri, yetkileri. Bu Güney Kürdistan için olumsuz bir şeydi. Mesela gümrük şeylerden tutalım işte havaalanlarından bilmiyorum işte iç meselelerinde Irak merkezi mahkeme kararları yani aslında bunun çerçevesi anayasa şeyinde belirtilmişti ama bu iki güç dediğimiz gibi gerçekten demokratik taamüllerle birbirleriyle anlaşarak veya işte bu demokratik yarış içinde işleri halletmediklerinden dolayı bu duruma geldiler. Şimdi bu seçimde biraz da ilk kez insan görüyor biraz da serbest ortamda seçim propagandası işte karşılıklı hükümet veya muhalefet güçlerinin söylemleri. Bunun bir karşıda alıcısı var yani insan bakıyor mitinglere katılım oldukça şey umarım seçime katılım da bu şekilde olur. Tabii mesela bunun sonucunda ne olacak? Gerçekten biraz daha işin püf noktası o. Yani Şimdi çünkü ya hocam şöyle bir şey yani bu 2017'deki referandumla beraber müthiş kayıplar oldu Güney Kürdistan'da. Yani Şengal sorunu hale geldi işte %40 mı %45'lik bir
toprak kaybı ve hakimiyet alanı kaybı yitimi oldu. İşte şu an merkezi Irak hükümetiyle ortaklaşa Türkiye'nin orada bulunması var. Yani böyle olduğu zaman gerçekten o karar merkezi oluşturma sürecinde Batılılar nasıl görür bunu veya ABD nasıl görür? Tamam yani yıllardır diyor ordularınızı birleştirin vesaire ama bu kararları alma yani böyle hızlıca alma olasılığına geldiler mi Kürtler? Yani çünkü yarın öbür gün hem emperyal ülkeler hem bölge sömürgeci ülkeler bir karar verme noktasında. Dolayısıyla Kürtlerin söz söyleyebilme, söz kurma merkezi haline gelebilir mi? Bu seçimi ben öyle bakmak istiyorum. Doğru bir bakış mı sizce bu? Ya şimdi her halükarda seçim sonrası yeni bir hükümet şekillenecek. Bu denklemle mi, yeni bir denklemle mi, işte Yeneken'in ağırlığı mı değişecek işte, veya Yeneken'in ağırlığı daha fazla mı olacak veya KDP halen bu şekilde devam edecek, ama her halükarda bu seçim sonrası yeni bir süreç başlatma zorundalar. Dünyanın da onlardan beklediği bu, Amerika'nın da dayatması bu, iç şartların da dayattığı biraz bu. Yani bunlar yeni bir uzlaşıyla yeniden süreci ele alıp gerçekten o şekilde birlik havasıyla, yani Kürdistan'ı, Güney Kürdistan'ı tek bir parça gibi ele almaktan şey yapmasalar, yani şimdiki pozisyonla parçalanmış haline son vermeseler, onlar da biliyor bu durum giderek aleyhlerine işleyecek. İkincisi, mesela diyelim hükümet kuruldu, yeni bir şey, tabii söz söyleme basittir, söz söyleyebilirler, ama bu sözü uygulamak için de arkanda seni bunu besleyecek gücünün olması lazım. Bu güç nedir? Parçalanmış durumdan vazgeçmektir. İşte peşmergeyi birleştirmektir işte. Ekonomiyi toplumsal girdiği için, devlet gücü için kullanmaktır. Bunu böyle yapmasan, söz söylesen de sözünün ciddiyeti kalmaz. Yani şimdi yarın diyelim yeni hükümet çıktı, dedi ki kardeşim ben bu İran'ın, Türkiye'nin, işte Irak'ın federal bölgedeki bütün varlıklarını istemiyorum. Ya, yani yasal şeyin mecbur kıldığı durumlar dışında hiçbir şey istemiyorum. Bunu uygulama gücün var mı? Uygulayabilecekler mi? Yani yasal olarak tamam, böyle bir hakkım var tabii, ama gerçekten onu dayatabilecek pozisyona gelmek ise ciddi bir arka plan hazırlığı gerektiriyor. Onlarda maalesef şimdiye kadar arka plan hazırlığını görmüyoruz. Niyet de yoktu yani, özellikle PDK bölgesinde, PDK politikaları bakımından öyle bir niyet de yoktu. Yani ön açtılar özellikle Türkiye'nin alana girmesine, askeri varlık göstermesine. Yani neredeyse Güney Kürdistan'ın gerçekten bütün dağları Türkiye'nin kontrolünde. Şehirlerini bilmiyoruz. Ne kadar istihbarat, ne kadar Türk gücü var onu da bilmiyoruz. Bütün bunlar bu süreci nasıl etkileyecek bilmiyoruz. Yani bütün bunlar negatif haneye yazılan negatif puanlar. Tabii karar sonuçta onların elinde. Gerçekten yapabilirler mi, yapmazlar mı? Buna niyetleri var mı, yok mu? Dünya şartları bunu dayatıyor. Kürtler bunu istiyor. Ama sonuçta güç onlarda. İki parti, bakalım ne yapacaklar. Peki hocam tam da oradan şöyle bakacak olursak nasıl bir şey olur Kürtler açısından. Şimdi Güney iyi kötü bir statü olgusunu sürdürmeye çalışıyor 30 yıldır. İşte Rojava 12-13 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. Uluslararası dengeye de bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Güney ve Afrin'e girişi de baz alındığında sanki Fırat'ın doğusu karara bağlanmış gibi bir durumda var. Dolayısıyla bu Güney ile Rojava'nın birlikte hareketi için bir adım olması için bir zemin oluşturabilir mi? Bunu özellikle şeye bağlamak istiyorum. Neçirvan Barzani'nin Ankara'yı ziyareti önemli diye düşünüyorum. Çünkü KDP politikaları ve Türkiye'nin politikalarını denk hareket olgusu çıkıyor. Yani Yeneke'yi dışlamış olmaları ve Yeneke'nin direngenliği diyelim. Hani iki başat mücadele noktamız var ya. İşte Kuzey Kürt Hareketi ve Güney'deki KDP. Yani Kürdistan'ın dört parçasında bunlar karşılıklı ne diyelim? Yani bir demokratik yarış diyelim. Kürdistan'ı yönetmek için diyelim. Ama bu bizi nereye taşıyacak? Yani Türkiye razı mı bu Kürdistan, Fırat'ın sağ tarafı ve Güney'in
birleşmesi için. Böyle bir öncelemeniz var mı? Bundan sonra şeye geçeceğim. Bu ön açma isteklerinin sebebi bu olabilir mi? Yani işte DEM öncü olsun veya Öcalan öncelesin. Biz buna razıyız diye bir algı ve bir düşünce ortaya çıkarabilir miyiz? Türkiye'nin politik duruşuna baktığımızda şimdiye kadar ki bütün ortaya çıkan verilerde Rojava'ya karşı aşırı alerjik bir tutumları var. Yani aslında Tam da bunu kendilerini söylüyorum fazla ilgilendirmeyen, kendilerine fazla bir zararı da olmayan bir durumda Suriye'den daha fazla Suriye'nin bütünlüğünü savunur pozisyon sergiliyorlar. Sadece pozisyon sergilemekle kalsa ayrı bir şey. Mesela fırsat bulduğu her anda İHA'sıyla, SİHA'sıyla, uçağıyla veya kara operasyonuyla bir şekilde etkisiz kılmaya çalışıyor. Şimdi durum bu. Ortada elimizdeki şey bu. Yani altyapıyı, barajı, elektrik tesisini, fabrikayı bombalayan bir Türk sisteminden bahsediyoruz. Peki bu 2-3 ay içinde ne değişti? Halen mesela operasyondan söz ediliyor. Halen gerçekten girelim mi girmeyelim tartışmasından söz ediliyor. Türkiye'nin bir sürü akıl adamı diyor ki İşte biraz önce bahsettiğimiz İsrail tehlikesi olarak biz hemen girelim. Girmezsek işte böyle olacak. Onun ötesinde Dün Kilis'te bir şey oldu dedim. Hakan Fidan'ın söylediği aklıma geldi. Yani iki tane füze atarız. Öyle bir baktım orada ilginç şeyler oluyor diye. yani şimdi bunu yapamadıklarında bu sefer dönüp düne kadar yıkmaya çalıştıkları işte ben seni devlet adamı olarak veya artık resmi olarak tanımıyorum dediği Esad'a gel kucaklaşalım anlaşalım işte yeter ki Kürtlere bir şey kalmasın havasında hareket ediyor. Yani dış politika Suriye'ye dönük dış politika bu. Şimdi bunu yürüten bir Türkiye Cumhuriyeti, AKP ve MHP hükümeti ne oldu da dönüp Kürtlere diyecek ki ben Rojava'yı tanıyorum. Hatta Rojava ile Güney Kürtistan'ın birleşmesinden razıyım. Benim böyle bir bu şekilde benimle de sizinle ilişkim bu tarzda olsun. Yani bunu der mi? Diyebilir mi? Bugüne kadar gelen resimde bunu diyecek bir Türk politikası yok. Bundan sonra olması için herhalde başlarına taş düşmesi mi lazım? Ya da gerçekten mesela kapılarında büyük bir beka sorunu yaşıyor olmaları lazım ki bunu yapmasalar Kuzey Kürdistan'ı da kaybedecek gibi bir hezeyana kapılıyor olmaları lazım. Öyle bir tehlike var mı şu anda? Gerçekten uzun vadede olabilir ama şu anda kısa vadede bunu getirecek bir şey yok. Şimdi oradan istiyorsan şeye de geçebiliriz. Yani ama önce şey söyleyeyim. Yani gerçekten gönül isterdi ki bu IŞİD saldırısından sonra Rojava belli bir seviyeye geldi, ayakları üstünde durdu. Gönül isterdi gerçekten Rojava ile Güney Kürdistan hızlı bir şekilde oldu bitti halinde güçlerini birleştirip orayı tek bir parça gibi algılasaydılar. Tek bir politik, tek bir coğrafik zemin olarak hareket etseydiler. Öyle olsaydı gerçekten elimizde Afrin'de gitmezdi. İşte bu Crispi, Serikani gibi işgaller de yaşanmaz diye düşünüyorum. Türkiye belki daha farklı bir tavır sergilerdi ama sonuçta o pozisyon Kürtlerin de elini başka şekilde güçlendirir diye düşünüyorum. Olmadı. Bundan sonra olur mu? O da Güney Kürdistan'daki duruma bağlı. Yani gerçekten PDK'nin küçük parçacı duruşu sürdüğü müddetçe, işte Türkiye'ye angaje politika sürdüğü müddetçe o durumda olmayacak gibi geliyor. Ama iktidar değişir güneyde. Ne bileyim gereken politikası gelir. O da seçim sözlerinin arkasında durursa tabii. Veya şimdiki politikasını sürdürürse belki Rojava ile bir yakınlaşma mümkün olabilir. Umut ederim böyle olur. Ama böyle İstiyorsan şöyle de bakabilir. Mesela Kerkük meselesine bakıldığı zaman Türkiye politikası da çöktü. KDP'nin politikası da çöktü. Yani uzun mücadelelere rağmen Yeneke orada başarılı oldu. Yeneke'nin de PKK'ya biraz daha yakın olma olasılığı düşünüldüğü için ve onun Rojava ile birleşme olasılığı daha yüksek olduğu için yani Süleymaniye, Kerkük, Veçle Kobani hattının yok edilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen işte yani KDP'ye böyle bir çünkü uluslararası ilişkilere bakıldığı zaman, ABD ile ilişkilere bakıldığı zaman, işte İngiltere'ye ilişkilere bakıldığı zaman, Irak Merkezi Hükümeti'yle ilişkiye bakıldığı zaman yine sanki pazarlığı götürecek grup da yine KDP olduğu ortaya çıkıyor. Bu noktada işte kuzeydeki işte Neçirvan Bayezid'in buradaki
şeyini ya geldi işte onlar ne söyleyecekler onu yapacak mantalitesinin dışında başka bir Kürtlere olası gelişme nasıl bir katkı sunacak? Ya bilmiyorum. Türkiye'den bize şimdilik hayır olmadığını düşünüyorum. O kesin. Yani dolayısıyla belki şimdi kurmaya çalıştıkları bu yeni süreçte veya dillendirmeye çalıştıkları yeni süreç kendi içinde evrilip başka bir yere gelir, sonuç doğuracak bir pozisyona gelebilir. O ayrı bir şey ama şu anda onların kafasındaki kurguyla baktığımızda gerçekten Kürtlerin hayrına bir proje yok Türklerin kafasında. Bir şekilde gelecekteki ihtimalleri sıfırlamak da var Kürtler için. Şu anda elindeki imkanları daha aşağı çekme politikası da var. Yani eğer bunu böyle bakmasa gerçekten Türklerin işte bir gecede yatıp kalktılar işte politikaları değişti. İşte Osmanlı yıkılacak hadi biz Kürtleri dönüp kucaklaşalım Türkiye'yi kuralım. İşte şimdiki gibi. İşte emperyalizm işte ortada harita yapıyor. Hadi biz de Kürtlerimizle kucaklaşıp bu haritanın içinde birlikte hareket edelim. Öyle bir yaklaşma Türklerin bir gecede gelme şeyi yok. Yani bunu dayatan şartların olması lazım. Bunu dayatan güçlerin olması lazım. Kürtlerin o pozisyonda caydırıcı bir pozisyonda olmaları lazım. Ancak böyle bir yerde mesela Türkler böyle bir politikaya dönebilirler. Onu da ben şimdi ihtimal vermiyorum. Eğer şey derse mesela PDK ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği boyut gerçekten artık çekilmez bir boyut almıştı ve huzursuz edici bir şeydi. Yani neredeyse bazıları kullanıyor işte Türkiye'nin valisi gibi onu söylemek istemiyorum ama gerçekten yani kendi toprağında idareyi, hükümeti, hükümranlığı başkasına devretmiş gibi davranıyorsun. Bu ne dostluğa, ne diplomasiye, ne devlet adamına yakışan bir şey değildir. Yani şimdi Türklerin orada askeri varlık olmasının geçti uzun süre yasal bir altyapısı yoktu. En son işte Irak'ı da içine katarak yasal bir zemin oluşturmaya çalıştılar. Bütün bunun nedeni gerçekten KDP'nin aşırı Türk tarafına angaje olma politikalarından kaynaklanan bir şeydir. Ve bu durum Kerkük'teki durumu da ciddi bir şekilde etkiliyordu. Yani şimdi düşünsene seçimden önceki politika zaten öyle seçim oldu. Kimin aldığı oy oranları belli. Uzun süre halen işte Türkiye'liyle bir şekilde vali başka taraftan gelebilir mi? İşte Yeneke bunu almasın gibisinden bir oyalama taktiği güdüldü. En sonunda kimin oyu fazlaysa valiyi ver kardeşim. Madem seçim var, madem seçim sonucuna inanıyorsan, madem demokrasiyi işletiyorsan buyur sonuç budur. Yani şimdi eğer aklın yolu seçmiş olsaydılar Yeneke ile birleşecek. Zaten kendi iki gücün oy oranı aldığı sandalye direkt her şeyi belirlemeye yetiyor neredeyse kararını ver. O Türklerle oyun kuruyor işte Türkmenlerle oyun kuruyor işte Araplarla oyun kuruyor İran'la oyun kuruyor Irak'la oyun kuruyor. Yeter ki Yeneke orada güç sahibi olmasın. Yani şimdi bu politika nereye kadar götürecek bizi? Ve geldikleri yerde belli. Bakalım. Peki hocam tam da bu noktada yani Türkiye'nin manevraları var diyorsun. Dolayısıyla bir çırpıda değişme olasılığı yok. Güney Kürdistan'ı kazanmak istedi. En son bu merkez hükümetle yaptıkları bir sözleşme var. O sözleşmede de hem Haçlı Şabi'nin hem de KDP'nin imzası var. Ve dolayısıyla güvenlik temelli bir bakış. Ama bu seçimler tam seçimler aşamasında Türkiye'de yeni bir hareketlenme başladı. Daha doğrusu belki çok önemsememiz gereken veya kale almamız gereken bir süreç yaşandı. Süreç şu, bugüne kadar Türkiye hükümetlerinin veya yetkili kurulların adım atarken ısrarla öncelediği bir güç var Türkiye'de bugün. Hani kendileri de zaten tarif ediyor. Biz iktidarda değiliz ama düşüncelerimiz iktidarda diyen bir MHP geleneği var. Bu son adımın MHP lideri tarafından gelmesi o Türkiye'nin o sıkışmışlığı şeklinde mi bakmamız lazım? Çünkü Nekirvan'ın gelişini de belki buna bağlamak gerekiyor. Bu durum Türkiye'yi Kürtlerle ilişkilenmede hangi boyutu görmemiz gerekiyor? Ne dersin bu konuda? Bize neler anlatacaksın hocam?
Ya aslında biraz MHP'nin ismi var gibi geliyor. Yani MHP gerçekten tarihi bir yerden işte Türk milliyetçiliğini temsil eden işte derin devletin söylemi falan. Ama insan icraata baktığında yani Erdoğan kafasıyla Bahçeli kafası arasında ciddi bir fark görünmüyor. Bu dile de böyle yansıyor, söyleme de yansıyor, politikaya da yansıyor. Belki birisi biraz daha İslami bir motif eklemiş, diğeri biraz daha Türkçü bir motifi artırmış. Ama netice itibariyle gerçekten Türkiye politikaları anlamında ikisinin hemen hemen şeyi birdir. Tabii şimdi mesela o da Türk kamuoyunun şeyidir. Yani işte Bahçeli bir şeye taş koyarsa olmaz. İşte madem oradan geldi demek ki bu işin içinde bir hayır var. O zaman olabilir gibi bir yaklaşım da sergilenmeye çalışıyor. Şimdi Bahçeli gerçekten yani ne yaptı? Meclis kürsüsüne gitti. Mecliste grubu bulunan bir partinin liderine selam verdi. Yani normal şartlarda böyle bir selamın hiçbir konuşulacak şey bile olmaz. Ama kendisi de kamuoyu da Türkler de Kürtler de buna çok şey yüklediler. İşte selam verdi. İşte yeni bir sürecin önünü açacak gibi bir yaklaşım. Tabii onlar açısından baktığımda gerçekten bu planlı bir şeydi. Yani Erdoğan'ın bilerek bilgisiyle olan bir şeydi. Ama dikkat çekelim. Yani şimdi o Bahçeli'nin selam verdiği gün meclis açılışıydı. Erdoğan meclisin kürsüsünde konuşma yapıyordu. O konuşmanın içeriğine baktığımızda ve o selama yüklenen anlama baktığımızda ikisi birbirinden 360 mı 180 derece zıt iki kutup. Erdoğan orada halen mesela bu Kürtlerin Rojava'da yok edileceğini, işte Irak'ta PKK'nın yok edileceğini, Kuzey Kürtlerinin işte bölücü damarının kesileceğini bunu söylüyordu. Bahçeli de bir mesela o selamla bir iki gün sonra diyor ki ben işte dışarıda barış savunurken içeride barışı şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi barış bir şeyi inkar ettiğin veya el koyduğun bir hakkın teslim ederek yapılan bir şeydir. Yani bir şekilde Türklerde hiçbir boyutta halen işte evet biz Kürtlerin mesela bu haklarını elinden aldık. Bu şeylerine el koyduk işte. Bu kadar zulmettik. 100 yıldır bunu yaptık. Aslında bunu yapmamamız lazımdı. Aslında bizim sahip olduğumuz bu haklara onların da sahip olması gerekiyordu. Bu devleti beraber yönetmemiz gerekiyordu ve yasaların hepimiz için geçerli olması gerekiyordu gibi bir söylemle yola çıkmadıkları müddetçe bu söylemlerin, bu yaklaşımların gerçekten bence altı boş gibi geliyor. Şimdi bu bir zarf atıyorlar tabii. Bunun arkası gelecek mi? Gerçekten kısa sürede ciddi bir gündem oluşturdu ve ana muhalefetin tutalım işte köşe başı medya kuruluşlarına kadar herkes tarafından bu satın alındı ve ciddi bir şekilde sahip çıkıldı. Yani bir yerde insan şeyi de görüyor. Yani bu kadar şiddetli bir savaşa bastırmaya ve Erdoğan'ın işte her şeyi ezerim, sökerim söylemine rağmen veya ne Kürt sorunu işte ne şey bu hepsi terörist, teröristandır deme söylemine rağmen mesela iki küçük adımla toplumda bu kadar barışın alıcısının olması, işte Kürt meselesinin çözülebilir gibi bir formata yaklaşır olması olumlu bir şey. Ya ama yani şimdi niyetteki şey ne? Yürüyüş boyunca, yol boyunca evrileceği şey ne? Belki bunlar iki ayrı farklı şey olarak da çıkabilir. Yani sen başlarken başka bir şey niyet ettin. Yol boyunca başka bir şey evrilebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama gerçekten Türklerin özellikle mesela Bahçeli'nin şeyi vardı işte en son ikinci açıklaması İmralı çıksın işte açıklama yapsın. Şimdi bu tonda bir çağrıyla bu tonda bir şeyle böyle bir izahatla hiçbir sorunu çözemezsin. Zaten belli. Şimdi mesela Kürt tarafı gerçekten bir sessiz bir şekilde şey yapıyor. Tamam kendi içinde bir trafik var. İşte HDP'li HEP'lilerin işte Demirtaş'la görüşmesi işte İmralı'yla görüşmek için başvurmaları falan. Ama PKK'den mesela hem bu konuda bir cevap veya yaklaşım veya tavır yok. En net tavır bir iki ay önce işte bunların yaptığı ahlaksız teklifti. Dolayısıyla biz tamamen reddediyoruz. Yaklaşım olarak sergilendi. Onun dışında şimdiki gelişmelere dair yaklaşımı da insan mesela izleyebiliyorum. PKK'nın çevresindeki medya veya işte ilişkide olan arkadaşların yaptıkları yayınlar, çağırdıkları konuklar, insan onlara bakıyor. Yani bir şekilde bu çemberle bu dalga kırılmaya çalışıyor. Yani muhatap almıyoruz, sessiz kal ama sessizliğimizle biz bir şekilde cevap veriyoruz gibi algıladım ben. Dolayısıyla bu tonda geldiğim bir şey bence PKK tarafından halen şey olmayacak.
bir cevabı hak etmeyecek ama çağrının veya işte bu gidişatın tonu rengi değişirse dolayısıyla bir taraf olarak PKK'nın de olaya müdahil olacağı, açıklama yapacağı ve tavrını belirleyeceği kesindir. Bakalım nereye varacak. Peki Öfü hocam, bir de şöyle bakabilir miyiz? Yani bu sıkışmışlığı aşması gerekiyor Türkiye'nin. Artık yani o noktaya gelindi. Aslında Rojava'nın da artık aşılamayacağını gördü. Çünkü Avrupa, ABD'nin desteğini alan bir SDG var. Uzlaşma noktasına da gidiyor, gitmek istiyor. Ama bunu yaparken uluslararası arena da bütün yıllardır yaptığı çabasının karşılığı olarak teröristan diyebilecek kadar terörize edilmiş bir yapı var. Dolayısıyla burada gündem sanki güney hükümetinin, olacak parlamentonun devreye alınması ve bu sorunun çözümüne yönelik bir çaba olgusu olarak düşünülebilir mi? Bu Kuzey Kürt hareketinin olaya katılma sürecini nasıl zorlayacak? Çünkü iki farklı şey söylenmek isteniyor. Bir, işte PKK ile barışa oturulur. Ama öte tarafta sivil siyasetin öncelenmesi de Kürtlerin de istek ve talebi. Böyle bakıldığında yani sanki KDP bu noktada biraz daha olayı yumuşatmayacak mı? Veya Güney hükümeti diyeyim KDP'nin yerine. Bu konuda ne diyeceksin hocam? Yani Hep geçmiş süreçlerde şahit olduk. Mesela Taliban'ı tutalım Berzani'ye kadar Kuzey probleminin diyalog yoluyla çözülmesi için aracı da oldular. İşte devreye de girdiler. Bütün bunlar yaşandı. Günümüzde böyle bir şey mümkün mü? Aslında bunun önü kapalı değil. Ama gerçekten şimdiki resim, yani düne kadar yaşadıklarımız, işte Kuzey'in silahlı gücü veya siyasal gücünün yok edilmesine güneyden gelmeyen tepki veya PDK tarafından mesela bunun onay bulmuş olması veya Türklerin işte bunu gerçekleştirmek için PDK'nin denetimindeki alanlara askeri varlık yığması, bu kolaylığın sağlanmış olması bir şekilde mesela şeyi bir şey kapatıyor gibi. Yani PDK'nin ajandasında Kuzey meselesini Türkiye ile bir şekilde dayatalım, konuşalım, işte bu soruna diplomatik veya barışçıl bir çözüm bulalım gibi bir ajanda yokmuş gibi geliyor. Umarım seçimden sonra böyle bir ajandayla çıkarlar ortaya. Öyle bir şey tabii kötü olmaz. Ama şimdi olayı gene aslında şey yapacak, belirleyecek olay Türkiye'nin kendisidir. Tamam, gerçekten bak Türkiye zor durumda. Türkiye'nin ekonomik iflası neredeyse şeyde, toplum çökmüş durumda. Siyasi, yani gerçekten sosyal sesi çökmüş Türkiye'nin. Yani kendi içinde şu anda biraz toparlandılar ama gerçekten çok aşırı bir kutuplaşma yaşanmış. İşte geçim sıkıntısı had safhada. Kürtleri mesela bu son 7-8 yıllık boyunca en olmaz yöntemleri denemelerine rağmen direnişten caydıramadılar mesela. Geri adım attıramadılar işte. Bu kadar askeri varlıkla, savaşla PKK'yı mesela silahlı şeyle sıfırlayamadılar. Yani bütün bunlar konuşulduğunda gerçekten bakıldığında tamam diye mesela Rojava için aynı şey. Rojava'yı mesela kendi askeriyle işte Suriye'yle işte IŞİD'le bir şekilde bunu bertaraf etmeye çalıştı. Hiçbir tarafta başarılı olmadı. Bunun için Türkiye'nin ortaya koyduğu servet mesela dünya kadar girdisi var ama kazanç hanesinde gerçekten sıfır. Bir şey kazanmadı. Yani bütün bunları mesela düşünüp diyebilirsin ki ya normal bir devlet bu politikanın kendisine zarar verdiğini görüp politikasını değiştirebilir. Yani aslında aklın yolu da o ama Türkiye'de mesela bunu değiştirmenin yolu yordamı var. Diyelim gerçekten böyle bir şeyin varsa mesela bir hassas tutuklardan bahsediliyor. İşte politik rehinelerden bahsediliyor. Bütün bunların görüşülmeden işte bu talepler masaya gelmeden konuşmadan tak 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 mesela bırakılması gerekiyor. Mesela bir ana dil meselesi var. Bir AB'nin yerel yönetim şartı var mesela. Bunlar başkasının dayatılması veya masa başında illa konuşup işte madde madde konuşulması gereken şeyler değil. Bunları çok rahatlıkla yapabilmesi gereken şeyler. Bunları yaparsa mesela yapsaydı öyle gelseydi bu tartışma boyutuna diyebiliriz gerçekten bak bunun iyi niyet adımları atıldı. Şimdi sıra geldi
bu işin yasal boyutuna bunu çözmek istiyorlar. Ortada o yok. Olmayınca insan diyor ki ya şimdi tek başına hadi silah bırak, hadi siyaseti bırak. Ne olacak? Yani bu boyutuyla ele aldıklarında şey çıkmaz, bu iş çıkmaz. Ama umut ederim ki gerçekten mesela bu toplumsal beklentinin yüksekliği, işte sorunların büyüklüğü, hükümeti de devleti de biraz bu türlü belki başka bir şekilde düşünmeye, harekete sevk Şey de edebilir. soruluyor ya, Mesela tamam tamam silahı bırakalım da nereye bırakalım, nasıl bırakalım, kime bırakalım? Öyle bir durum da söz konusu. bir de Kemal Hocam yani silah tamam Türkiye'ye dönük silah kullanmama şey yapabilirse ama şimdi gerçekten Orta Doğu'da bakıyoruz herkesin silahlandığı ve silahsız olanın başına bombanın yağdığı bir zemin haline geliyor. Yani biz mesela peşmerge için birleşmekten ulusal veya güney ordusu kurmaktan bahsediyoruz. İşte Rojava için ordunun profesyonelleşmesinden bahsediyoruz. Bunun hava savunmalarından bahsediyoruz. Yani bunlar olmasa orada yaşayamazsın zaten. Şimdi Kuzey gücü de diyelim Türkiye'ye karşı tamam silahı hadi kullanmayabilir ama silahsızlanma, Kürtlerin silah bırakması, işte askeri varlıkta arındırması, işte bilmiyorum 10 kilometre 20 kilometre güneye gitmesi bunlar akıl kârı şeyler değil. Ha diyebilir gerçekten artık zaten Kuzey'de ciddi bir savaş yok. Bu silahı bana karşı resmen kullanmayacağınızı deklare edin. Ondan sonra ben de bu maddeleri onaylayayım, geçirelim. Ondan sonra bu sorun en haliyle hal yoluna girsin. Yani yaklaşım bu değil. Yaklaşım bu olsa dersin ki tamamdır. Peki hem kuzeyde hem güneyde zaten etkili KDP düşüncesi hem de Rojava'da. Yani Türkler bunlarla yürümeye karar verdi mi sence? Öyle bir olasılık görüyor musunuz? Çünkü yani kaynaklar şu an güneyin denetiminde. Yine Rojava'nın denetiminde. Kuzey siyasetinin bir duraganlık süresine girmesi. Yani statüsüz de olsa bir süre. Belki söylediğin anlamda işte o siyasilerin bırakılması, belki ana dil eğitimi vesaire ile sanki böyle güneyin etkisini taşıyan Türkler ve Kürtlerin birlikte hareket etme olasılığı var mı? Çünkü Kuzey Kürdistan'da da güney siyasetini benimseyen çok insan var. Yani irili ufaklı partiler var. Yani hem inançsal bazda hem sekülerlik veya delilik açısından hem ekonomik bazda bakıldığı zaman böyle bir zemin var. Böyle bir olasılık görüyor musun? Yani Kürtlerle Türklerin ortaklaşa adım atma dolayısıyla Kuzey Kürt hareketi de Rojava'ya dokunulmadığı sürece böyle bir şey onay verme durumu olasılığı görüyor musun? Tartışılması gerekmiyor bunun Kürtler arasında. Kemal Hocam, yani bir sefer şunu bilmek lazım. Türkler Güney Kürdistan'ı şu haliyle bile hala içlerine sindirmiş değiller. Tabii ki. Aslında zoraki bir ilişkidir. Bu zoraki ilişkiyi de biraz da PDK'yı kendi çiftlerine getirdikleri için yürütebiliyorlar. Yani o bağımsızlık referandumunda ortaya çıkan şey, işte Kerkük seçiminde ortaya çıkan şey, Türklerin halen nerede durduğunu Güney'e karşı bile, nerede durduğunu gösteriyor. İkincisi, yani Türklerin aslında asıl problemi Kuzey Kürdistan'daki Kürt nüfusla alakalı bir şeydir. Yani senin hükümran olduğun alanda, senin sömürdüğün toprak parçasında, senin kimliğini tanımadığın veya işte zoraki bir şekilde yönetimi ortak etmediğin 20-30 milyonluk bir Kürt nüfustan bahsediyoruz. Buna dair çözümün ne? Mesela buna dair çözümünü bu insanlarla, bu insanın siyasi temsilcileri, bu insanın aklıyla konuşup çözmen lazım. Yoksa tabii ki mesela Güney'le ilişkilerin iyi olsun, işte Kuzey'deki sorunu çöz, Rojava'yı, Oğlu'yu bir tanı. Bu güllük gülistanlık bir ortam olur. Ama mesela Türkiye'nin niyeti göründüğü kadarıyla bu değil. Yani çok gerçekten halen Türk toplumu kadar ilkel bir toplum yok bu Kürt meselesine yaklaşımda. Yani bu akademik şeyinden tutalım, işte gazetesine tutalım, zengine tutalım, iş adamına kadar herkese yansıyor. Çünkü bütün kurumlar bu ilkelliği besleyen bir organ olarak çalışıyor. Yani sen diyorsun ki işte ya Kürtlerin ana dili diyorlar ya işte Boşnak'ın da dili var. Ya Boşnak'ın da dili var. Kardeşim var şimdi sen bir yerde olaya hak olarak, görev olarak bakmıyor. Yani diyor ki bunu böyle yaparsan bunun ucu buraya varır. Yani bu mantık silsilesi çok ilkel bir mantık silsilesi. Ve maalesef bunu da
Türkler eğitimle, işte akademiyle, askeriyle, basınla bunu yayıyorlar. Yani okul sistemiyle bunu geliştirip yaymışlar. Bunu bir sefer geri almaları lazım. Yani bu kendi ilkelikleriyle biraz mücadele etsinler ki biz de onları insan yerine koyup karşılıklı konuşmayla sorunu çözebileceğimizi anlayalım. Durum bu ama bizim sorunumuzu çözeceksen bizimle çözmen lazım. Yani güneyle ilişkin güzel olabilir, yıllık ticaret ne olabilir, işte ne bileyim işte Neçirvan'ı da veya Talabani'ni de çağırabilirsin, sen de gidip ona misafir olabilirsin. Mesele kuzey, mesela Diyarbakır Kürdü, işte Hakkari, Van Kürdü, Erzurum Kürdü, ona ne olacak? Urfa Kürdü, ona ne olacak? Bu insanın mesela dilidir, toprağıdır, kendini yönetme hakkıdır, aldığı belediyesidir. 100 yıllık mesela askerle, polis zoruyla onu yönetme baskıcısıdır. Bunu nereye koyacaksın? Buna dönük mesela Türklerin projesi ne? Örf Bunu hocam, ortaya burada bir koymadan paradoks, önce ne var? bir paradoks yok mu? Tamam, diyelim ki söylediklerinde haklısın, yani katılıyorum. Ama kuzeyde şu an mevcut Kürt siyasal hareketinin dinamizmine rağmen, yani bana göre bütün Kürdistan için bir dinamizm örneği. Ona rağmen ona karşıtlık 40 senedir bitmiyor. Ve ona rağmen karar verici noktada yine o. Varsayalım Sayın Öcalan bir hafta sonra bir açıklama yapsa, bu söylediğime yakın bir sonuç ortaya koymaya çalışsa, Rojava'ya dokunmayın, ortaklaşa Güney ile beraber bir yönetimsel yapıya gidelim, Kuzey şu an beklemede kaldı dense, Kuzeyli Kürtler ne der, ne yapar? Ya şimdi Rojava okey, güzel bir şey demiyorum. Rojava'nın varlığı garantiye alınması, ama gerçekten Kürdistan'ın en küçük parçasını, yani Kürdistan'ın büyük parçasını en küçük parçasına kurban ederek onu yaşatmaya çalışırsan bunun geleceği yok. Rojava'yı bu statüsüyle kabul edecek bir Türk devletinin Kuzey Kürdüne bir reçetesinin olması gerekiyor. Reçetesi yoksa demek ki bugün söyleyeceği Rojava için veya Güney için söyleyeceği şey yarın dönüp yutacak, yarın dönüp bozacak, yarın dönüp kıracak. O anlaşılması lazım. Yani sen 30 milyon Ben kuzey... federasyon istiyorum dese, diyelim ki Kuzey Kürt Hareketi, o da diyecekler ya biz bilmem kiminle pazarlık yapmayız. Böyle de bir durum var yani. Böyle paradokslar içeriyor ilişkiler biraz. Kürtlerle Türklerin durumu biraz paradoks içeriyor yani. Yani Ya çünkü ben Türkiye... şunu bir şey demiyorum. Türklerin her zaman bir Kürt kitlesi olmuştur. Yani Mustafa Kemal zamanından tutalım, Osmanlı zamanına kadar. Sürekli mesela onların yanında olan, onlarla beraber hareket eden bir kesim Kürt olmuştur. Ama zaten problem o kesim değil. Onlar Türklerle yürümekte sakınca görmeyen. Mesela Hüdapar şu anda böyle bir pozisyonda. Ne bileyim işte bazı aşiretler var o pozisyonda. Ne bileyim Ensarioğlu gibi tipler o pozisyonda insanlar. Yani zaten sorunu oluşturan, sorunun devamını sağlayan da bunlar değil ki. Bunlarla Türk devletinin bir Hatta sorunu yok. ben Onlarla... şöyle bir düşüncem var. Yani 1920'deki Koçgiri ile o zaman güneydeki Şeyh Berzenci ile görüşme, tam da şu an öyle bir noktadaymışız gibi bir algı var bende. Yani kuzeyi halletme, güneyle de ona oyalanma. Dolayısıyla her parçadaki Kürtlerin de kazanımlarının elden gitmesi gibi bir düşünce var bende. Yani Mustafa Kemal'in girişimlerini şu an Sayın Erdoğan yapıyor gibi bir algı var. Bu da Kürtlerin oturup ne yapacaklarına dair belki halktan, belki sadece partilerle sınırlandırmadan yapılması gerekiyor. Bu konuda ne yapıyor? Kürtler ne yapabilir? Gerçekten partilerin önünü açabilir mi? Ufkunu biraz genişletebilir mi? Kürt toplumu. Bu konuda neler diyeceksin hocam? Aslında yapılması gereken demokratik bir ortamda veya demokrat toplumlarda olması gereken biraz da budur. Yani söz söyleyebilen, söz kurabilen insanların, entelektüellerin, akademisyenlerin, aydınların bu sözü en neticede söyleyecek aktörlerin önünü açması anlamında bir ortam oluşturması gerekiyor. Yani tamam, şimdiye kadar gerçekten bu kuzeydeki aktör diyelim PKK veya DEM Partisi, Öcalan veya Selahattin Demirtaş veya Kandil, diyelim henüz böyle bir boyuta gelmedi. Onların ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Yarın bir gün bir şeyler söylerler. Ama
Oraya gelinceye kadar Kürtlerin alttan alttan mesela gerçekten bir düşünce kurması gerekiyor. Bu alttan gelen eleştiri, değerlendirme, öneri sonuçta üst yapının kararını şekillendirecektir. Şekillendirmesi gerekiyor. Yani şimdi sonuçta sen bir hareketsin, sen bir lidersin, sen bir legal partisin. Oy alarak şey yapıyorsun ama gerçekten karar aşamalarında bir şekilde dönüp tabana da bakmak lazım. Belli noktalara bakmak lazım. Tabanın işte kitlenin, toplumun nabzını ölçebilmen lazım. Eğer bunu ölçüp bir karar oluşturursan o kararı belki uzun vadede yaşatır yaşatma mümkün ama ciddiye almasan biraz zor olur. Yani dolayısıyla Türkler mesela şimdi bir hamle yaptılar. İkinci hamleyi şu anda bizden bekliyorlar belki. Ne ama sonuçta şey yok. Henüz gerçekten resmiyete binmiş bir şey yok. Yani dediğim gibi Türk tarafı gerçekten bir iki tane adım atmış olsaydı ondan sonra dönüp bu açıklamalar yapmış olsaydı insan derdik ya tamam şimdi konuşulabilir. Onların Kürtleri yönetme, Kürt meselesini krizi yönetme tecrübesi var doğru ama bizim de gerçekten 100 yıldır hatta 150 yıldır Türklerin bizi nasıl kandırdığını bildiğimiz arşivimiz var artık. Yani bir daha dönüp o kandırma şeyine gitmeyelim. Peki Örf hocam, yani ben şöyle diyeyim, eğer benim soramadığım, belki senin söylemek istediğin, yani unuttuğumuz bu konuda da son olarak ben sözü sana bırakayım. Neler söyleyebilirsin? Belki kendi unuttun veya söylemek istediğin özellikle şeyler varsa onu da alayım, ondan sonra çalışmamızı sonlandıralım hocam. Hocam, biraz çoğu şey konuştuk. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu süreç biraz daha netleşecek. Bence büyük ihtimalle İmralı'dan da bir açıklama gelebilir. Ondan sonra PKK'da sürece dahil olabilir. Yani en azından sözlü anlamda, tavır anlamında. Ondan sonra daha netleşecek ve gerçekten o boyuttan sonra Kürtlerin daha ciddi tartışması gerekir diye düşünüyorum. Bakalım oraya geldiğinde kim ne diyecek, nasıl olacak, nasıl bakacak olaya. Bence biz çok şey konuştuk ve bir de yayın çok uzuyor. Yani gerçekten bir saati geçti mi artık izleyiciler bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. İzleyiciler 15-20 dakika dinledikten sonra kesip bırakıyorlar. Tadında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Peki Teşekkür hocam. ederim davetin Peki. içinde. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bugünkü çalışmamızın da sonuna geldik. Evet, yani bir konu değil, birçok şeyi bir arada toparlanmaya çalıştık diye gerçekten de uzuyor, ama en azından tarihe bir not düşme adına da olsa bunların konuşulması gerekiyordu. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı, Örfi Pervane. Kendisiyle Orta Doğu Kürtler, tabii ki bu da sadece ön açıcı nitelikte kendimize dair düşüncelerin ortaya çıkarılması ve Kürtlerin bunu her ortamda yapması gerekiyor. Yani keskin, itici çıkışlardan çok gerçekten o sohbet ortamı, gerçekten o tartışma, üretken bir eleştirel yaklaşım oluşturabilmemiz için bu tür şeyler çok önemli. O nedenle sizler de programlara destek olun, paylaşın, eleştirin, yorumlarınızı yazın, gönderin ki insanlar da her küçücük bir fikir farklı farklı alanlarda değerler üretebilir. Kürtlerin buna ihtiyacı var. Her alanda, ekonomik, sosyal, siyasal. Dolayısıyla da kendisine çok teşekkür ediyorum değerli Ürfü hocamın. Ben teşekkür ederim. Hocam, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Görüşürüz. kalın.